Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 ay sonra yüz yüze gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Toplantının en önemli gündem maddesinin pandemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normal denilen sürecin bir süre daha devam edeceğini belirterek alınan yeni kararları açıkladı. Bilindiği gibi halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor ve sonuçları milletimizle paylaşıyoruz. Bunu daha önce de zaten milletime söylemiştim. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar ise şu şekildedir. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bunların yanında hem uluslararası sağlık yardımlarımızla hem ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var. Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin COVID-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır.